Merhabalar. Bu videoda V kuyruklu bir sabit kanat uçağımızın V kuyruklarındaki rudder ve elevatörün nasıl bağlanabileceğini ve kumandadan nasıl bunun ayarlanabileceğini göreceğiz. Şimdi öncelikle kumandamızda burada gaz bu tarafta. Bu bir mod 1 kumandası. Bu da elevatör. Elevatör ve rudder aynı zamanda burada bu tarafta. Şimdi burada kumandamızın elevatörünü yukarı aşağı yaptığımızda gördüğünüz gibi ikisinin de aynı yönde hareket etmesi gerekiyor. Elevatör ne işe yarar? Elevatör yani tanımını vermemiz gerekirse şöyle bir uçağımızı düşünelim. Basit bir uçak. Uçağımızın burun kısmının yukarı ve aşağı gitmesini sağlar. Elevatörün görevi bu. Elevatörün normalde böyle bir kuyrukta olması gereken yer şu kısımlar ve rudder'ın da şu kısımda olması gerekiyor. Fakat bizim V kuyruklu bir uçağımız varsa V kuyruklu uçağımızda burada gördüğünüz gibi sadece bu iki kanat var. Şimdi biz bu iki kanatı hem elevatör bu şu kısmı ve şu kısmı kastediyorum. Hem elevatör hem de rudder olarak kullanmak istiyorsak bunları burada arkada gördüğünüz gibi servolarımızı kanatlara bağlamış durumdayız. Şu taraftan da göstereyim. Bunları bağladıktan sonra şimdi bu ikisini de tek bir kumandadan ikisini aynı amaçla kullanabilmemiz için kumandamızda şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Kumandamızda OK tuşuna basarak, uzun basarak menüye giriyoruz. Menüden Setup'a giriyoruz. OK diyoruz. Setup'ta Reverse'dan aşağıya doğru, bakın aşağı Down tuşuna basarak aşağı doğru iniyoruz. Ve burada bakın Mix var, Elevon var ve V-Tail var. V-Tail, V-Kuyruk demek. V-Kuyruk demek. V-Kuyruk tam da bizim uçağımızın olduğu kuyruk. Şimdi burada kumandamızda V-Tail yani V-Kuyruk'ta OK'ye basarak içeri giriyoruz. Burada V-Tail on yazıyor. Bunu normalde kumandanızda off yazması gerekiyor. Bunu ben değiştirdim. Off'u on yaptım. Ve sonrasında da aşağıdaki kanal 2 ve kanal 4'ün oranları %50 %50 idi. Ben bunları belli oranlarda değiştirdim. Kanadımın hareketlerine bakarak değiştirdim. Bunun yaptığı şu. Receiver'daki yani alıcıdaki ikinci kanalı ve dördüncü kanalı birleştirerek hem elevatörü hem de rudder'ı aynı anda kullanmanızı sağlıyor. Bunu yapmak için sizin VTL'i on durumuna getirmeniz gerekiyor. Off durumundan on durumuna getirmeniz gerekiyor. Bunu da up ve down tuşuna basarak sağlayabilirsiniz. Bakın up ve down tuşuna bastığınızda on off oluyor. Yaptıktan sonra da on durumuna getirdikten sonra da cancel tuşuna uzun basarak çıkarsanız bu kaydedilmiş olacak. Ben şimdi tek basarak çıkıyorum. Daha önceden kaydettiğim için. Bunu sağladığımızda biz hem elevatörü yani buradaki bu iki kanatın hem elevatör hem de rudder olarak kullanılmasını sağlamış olacağız. Ve bunu biraz sonra göstereceğim size. Ama ondan önce bir de biraz sonra bahsedeceğim. Bunun bir üstündeki elevon var. Elevonun da amacı elevatörle eleronu birleştirmek. Yani burada elevatörle rudder'ı birleştiriyoruz. V kuyrukta. Elevondaki amaç ise elevatörle eleronu birleştirmek. Bazı uçaklarda da özellikle uçan kanat tabir edilen uçaklarda bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü orada da eleron var ve eleronlar aynı zamanda elevatör görevi de görüyor. Yani başka kanat olmadığı için. Bu elevonla ilgili de buradan girerek OK tuşuna basarak bunu bakın girmeme izin vermedi. Çünkü hem V kuyruğu hem de elevonu aynı zamanda kullanamazsınız. Fakat eğer ben V tail'ı yani V kuyruğu off yapsaydım buraya girmeme izin verecekti. Bu şekilde iki farklı kanatçığı tek bir noktada birleştirmek için Elevon ve VTL'i kullanabilirsiniz. Bir de Mix var. Mix'te de yine servoları birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Mix'in amacı da bu. Şimdi buradan çıkıyoruz ve size
bu kanadın nasıl hareket ettiğini göstereceğim. Şimdi bakın buradaki yukarı aşağı, bakın yukarı aşağı yaparak kanatlarımın elevatör görevini yapmasını sağlıyorum. Ama aynı kumanda kolunda sol ve sağ yaparak da rudder yapmasını sağlıyorum. Bakın aynı kanatçıklar, V kuyruktaki kanatçıklar hem rudder görevini görüyor hem de elevatör görevini görüyor. Bunu sağlayabilmek için özellikle bu iki servoyu buradaki, şurada görünmüyor belki, şöyle göstereyim. Şuradaki alıcımızda sağ ve sol tarafı kanal 2 ve kanal 4'e bağlamanız gerekiyor. İki tane farklı kanala bağlamanız gerekiyor. Burada hemen belirtelim. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Belki rudder kullanmak istemeyip şöyle bir uzatma kablosuyla, Y uzatma kablosuyla her iki servoyu da tek bir kanala bağlarsınız. Ve bu servoların yönlerini de ona göre ayarlayarak sadece elevatör görevi görmesini de sağlayabilirsiniz. Ama bunu ikisini de birden yapmak istiyorsanız, yani hem elevatörü hem de rudder'ı bu kumandadan kullanmak istiyorsanız o zaman bu V-tail seçeneğini on durumuna, yani açık durumuna getirmeniz gerekiyor. Burada görülebileceği gibi şöyle biraz daha bakış açısına getireyim. Elevatör yaptığımızda ikisi de aynı yöne hareket ediyor. Yukarı ya da aşağı. Bakın bu şekilde yukarı kaldırdığımda uçak burnunu yukarı kaldıracak. Böyle yaptığımda da burnu aşağı inecek. Rudder yaptığımda da bakın ikisi ters hareket yapıyor. Bakın şu rudder hareketini yaptığımda da ters yönde hareket ediyorlar. Ve bu ikisini biz V-tail seçeneğiyle on yaparak aktif hale getirdik. Burada bahsetmemiz gereken bir husus daha. Biz bunu eğer bir kumanda aracıyla değil de, burada yaptığımız gibi kumanda aracıyla değil de, bir uçuş kontrolcümüz olsaydı, uçuş kontrolcünün yüklenmesini yaparken bu mixleme işlemi yapabilecektik. Yine kanal 2 ve kanal 4'ü kullanıyoruz burada da. Az önce söylediğim gibi biz burada V kuyrukta elevatörle rudder'ı birleştirdik. Yani ikisini tek bir kumandayla kumanda edebilir hale geldik. Elevon seçeneğinde ise elevatörle eleron seçeneği, ikisi tek bir kumandadan kumanda edilebiliyor. O da uçan kanat gibi uçaklarda uygulanabiliyor. Evet, az önce bir V kuyruk örneği göstermiştik. Elimizde elevon için bir örnek olmadığı için internetten bir örnek göstermek istedim. Bu videoda biraz sonra linkini aşağıda da paylaşacağım. Bir elevon örneği anlatılıyor. Gördüğünüz gibi uçan kanat ya da delta kanat bir örnek uçakta, modelde. Biraz sonra videoyu da şimdi çalıştıracağım. Hem eleronları hem de elevatörleri aynı kanatta kullanmak istiyorsak, şu sağ taraf ve sol tarafta, bu şekilde yine kumandadan elevon ayarı yapabiliriz. Videoyu biraz çalıştırayım, hareketi görürsün. Gördüğünüz gibi eleronlar bu şekilde hareket ettirilebiliyor. Eleron, ikisi de farklı yönde hareket etmesi gerekiyor. Elevatörde ise ve bunların ayarlarının nasıl yapılacağını burada bu videoda güzel bir şekilde anlatılmış FlySky bir kumandadan. Bunun da linkini aşağıda paylaşacağım. Elevondaki amaç da elevatörle eleronu birleştirmek. Dinlediğiniz için teşekkürler.